ünü yurt dışına taşmış büyük bir aktörden bahsetmek istiyorum. Bu aktör Erol Taş'tan başkası değildi. Hemen sana şunu söylemek istiyorum. Nereden, hangi tarihte İstanbul'a geldin? Lütfen anlatır mısın? Sayın Serengil, 1932 yılında Konya'dan Kani arabasından kap, kacak, yatak, yorgan ne varsa Allah ne verdiyse yanla başı kapak Yalova'ya geldik. O zaman araba vapurları falan yok idi. Vapurla İstanbul'a avdet ettik ve yıl 1932. O yıllarda kahvelerde nasıl yattığımızı, neler çektiğimizi biraz anlatır mısın? Sayın Öztürk'üm, inanın ki unutulmayacak günleri yaşadık. Yeşilçam'ın meşhur pıtpıtı vardı, kahveciydi. Akşama kadar 5 lira yevmiye alırdık, o zamanın parası, fakat büyük paraydı. Paraydı, çok doğru. Ve bu parayı bitirebilmek için birbirimizden yarışıyorduk. Akşamları da gelip pıtpıtın kahvesinde yatardık ve bizi bağrına basardı. Ne kadar mutlu günlerdi onlar. Bizim yatak demeyeceğim de masa arkadaşlarımız vardı. Hani masalara kıvrılıp yatardık. Evet. Kimleri hatırlayacaksın? Rahmetli Dayal Topatan, Sami Hazin Sesler, Fikret Hakanlar, Kadir Soğunlar. Tabii. Ve buna benzer birçok dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. O zaman bir bağlılık vardı kendi aramızda, kendi sinemamızda, kendi bünyemizde. Çok güzel günler yaşadık ve güzel de filmler yaptı, bilhassa bizim dönemler. Erol, senin o meşhur bir 400 yıllık bir senet olayın var. Biraz deşiyorum ama özür diliyorum. Anlatır mısın, o neydi? Fi tarihinde 400 lira alacak için 6 aylık senet verdiler bana. 6 ay bekliyorsunuz ve bu senet gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Bu parayı almanın bir tek çaresini bulabildim. Ve 3 tane çocuğumu aldım, götürdüm, prodüktörün kapısına koydum. Bu neler dedim, siz bakın dedim. Tamam. Ondan sonra bir vicdana geldi de 400 liramı verdi ve derdime derman oldu. Ama buna şükür, biz halen amatörüz, halen çalışıyoruz, halen Türkiye'nin en güzel filmlerini yapıyoruz. Ve şükürler olsun, minnettarım, sayıyoruz, seviliyoruz, bir sanat yapıyoruz. Ne bu mutlu. Bizim için mutluluk. Ne mutlusun. Ve bunun yanında, pıtpıtın yerine, Allah rahmet eylesin, ondan bize eser kaldı ve bu kahveyi açtım. Şimdi pıtpıtın yerine ben dostlarıma kapımı açıyorum. 38 yıllık sanat hayatım içinde çok büyük ödüller aldım. Şunların bize tam sıralamasını yapar mısın lütfen? 1960 yılında Yılanların Öcünden. 63-64 yılında Susuz Yaz, Berlin ve Meksiko Acapulco Film Festivalleri. Ayrı Dünyalar adlı bir filmle rahmetli Turgut Demirhan çekmiş olduğu Ayrı Dünyalar adlı filmle İrlanda Kork Film Festivali var. Türkiye'de almış olduğum Duvarların Ötesi, İnce Cumali, efendime söyleyeyim, Sahildeki Ceset, buna kalaraktan basının da bana 7 yıl üst üste yılın karakter oyuncusu seçilmek suretiyle 7 tane ödül muhterem basın bana hediye etmiştir. O yönden çok mutluyum, çok kıvançlıyım. Peki bütün bunların dışında şu kahvende ne gibi bir maddi bir doyuma ulaştın? Yani bugün çalışmasan dahi şu ocak benim mutfak masrafımı çıkarıyor. Her şeyden evvel beni arayan dostlarım veya işverenler veya bir takım hayranlarım gelip beni buradan arıyorlar ve buradan buluyorlar. Ayhan Işık ölmedi ki, Türkan Şoray tüm kalplerde, Erol Taş'la Kadir Sam'ın, Vahiy Öz'le Necdet Tosun. Bir sinema şeridi bu, aktı yıllar, geçti yıllar. Bir de baktık ki maziye, yoktur gerçek tüm hayal. Yoktur gerçek, hepsi hayal. Sinema bu, hepsi